Sevgili dostlarım merhaba, yine yeni bir videoda sizlerle birlikteyim. Bugün Durmuş Yılmaz'ın çok ama çok önem verdiğim bir tweetini gündeme getireceğim ve bunun üzerine konuşacağız biraz. Bakın, iki tweet üst üste attı. Birinci tweet çok önemli, ikinci tweet daha da önemli bana göre. Birinci tweetin son cümlesine dikkatinizi çekeceğim ve sonrasında da ikinci tweetini okuyacağım Durmuş Yılmaz'ın. Durmuş Yılmaz kim? Eski Merkez Bankası Başkanı, aynı zamanda da İYİ Parti'nin ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcısı. Başarılı bir Merkez Bankası Başkanı olarak tarihe geçti. Teknik olarak da mevzuata çok hakim bir isim ve bakın iki önemli tweetinde neler söylüyor. Birinci tweetini okuyorum şimdi sizlere. 46 milyar batık bir gecede oluşmadığına göre bugüne kadar niye saklandı? Hani YEP'te sözü verilen stres testi uygulanmıştı da bir sorun olmadığı ortaya çıkmıştı. Dikkat edin, bu daha bir başlangıç olmasın. Şimdi ikinci tweete geçmeden önce birinci tweetteki bu 46 milyar liradan biraz bahsetmek istiyorum. BDDK'nın 46 milyar lirayla ilgili bankalara gönderdiği ihtarname Durmuş Yılmaz'ın. Nedir o ihtarname? Diyor ki BDDK bankalara. Ey bankalar, sizin konut ve enerji sektöründen kaynaklı çok ciddi batıklarınız var. Bunun miktarı da 46 milyar lira ama sizler hala bunu aktiflerinizde gösteriyorsunuz. Oysa bunun yeri bilançoda bu değil, bunu hemen acil bir şekilde zararhanesine atın. 2019 sonuna kadar ben bu rakamı zararhanesinde göreceğim diyor. BDDK'nın böyle bir açıklama yapması beni şaşırtmıştı. Neden acaba BDDK durup dururken böyle bir açıklama yaptı? Düne kadar BDDK neredeyse bu durumu bir sır gibi saklarken bizim tüm eleştirilerimize rağmen, muhalefet partilerinin ve Durmuş Yılmaz'ın tüm sorularına rağmen BDDK bu konunun üzerini örterken, neden bir anda durup dururken, hiç kimse böyle bir talepte bulunmazken bankalara böyle bir direktifte bulundu ve bunu basınla paylaştı. Bunu soruyorduk. Ve Durmuş Yılmaz ne diyor? 46 milyar lira neden bugün açıklandı? Stres testleri yaptınız bankalar üzerinde, bunu söylüyordunuz. O zaman neden bize bu 46 milyar liradan bahsetmediniz? Ve acaba bunun devamı var mı diyor. Bu daha bir başlangıç olmasın cümlesini kurarken. Neden bu cümleyi kuruyor olabilir sevgili dostlarım? Gayet basit. Çünkü konut sektörünün aslında bankacılık sistemine 238 milyar liralık bir borcu var. Enerji sektörünün de 208 milyar liralık bir borcu var. Toplamda 450 milyarlık bir borçtan bahsediyoruz ki bu riskli bir borç aslına bakarsanız. Her an buradaki batık miktarı artabilir. Onun için Durmuş Yılmaz buraya dikkat çekiyor. Diğer taraftan tüketicilere verilmiş olan, hem konut sektörü için hem taşıt için hem de ihtiyaç kredisi olarak kullandırılan 402 milyar var. Burada da bir 20 milyar liralık batık var. Buna ek olarak KOBİ'lere kullandırılmış 610 milyar lira var. Burada 50 milyar liralık bir batık var. Yine ticari kredilerden kaynaklı 30 milyarlık bir batık var. Toplamda orada da nereden baksanız 70 milyar liralık bir batık var. Özellikle bence Durmuş Yılmaz'ın işaret ettiği nokta şu. İnşaat sektörü ve enerji sektörünün acaba o 238 milyar ve 208 milyardan kaynaklı yeni batıklar ortaya çıkabilir mi? Bunlar gizleniyor mu? Ve yeni bir incelemede bunların ortaya çıkmasıyla birlikte bankacılık sistemi ciddi bir riskle karşı karşıya kalır mı diye bu tweet'i atmış. Sonrasında ikinci bir tweet geliyor Durmuş Yılmaz'dan ve şunu soruyor Durmuş Yılmaz. Bu tweet'i yazdıktan sonra öğrendim ki IMF heyeti 4. madde konsültasyonu çerçevesinde Türkiye'deymiş. Acaba bu açıklama IMF'nin ısrarıyla yapılmış olabilir mi diye düşünmeden edemedim. Öyle ya, ısrarlı taleplerimize rağmen yapılmayan bu açıklama birden niye yapıldı? Evet, Durmuş Yılmaz'ın bu konuyla ilgili çok ciddi bir ısrarı vardı. Durmuş Yılmaz'ın Merkez Bankası'nın şeffaflığı ile ilgili de kuşkuları var. Sonuç itibarıyla Merkez Bankası'nın başkanlığını yapmış bir isimden bahsediyoruz. Herhangi birinden bahsetmiyoruz. Bankacılık sisteminin içini bilen bir isimden bahsediyoruz. Batık kredi oranlarını az çok o da görüyor ve tahmin ediyor. Bizim 238 milyar konut, 208 milyar lira enerji sektöründen kaynaklanıyor.
kaynaklanan riskli krediyi Durmuş Yılmaz çok daha net bir şekilde görüyor sevgili dostlarım. Ve şunu söylüyor. IMF gelmeseydi bunu açıklamayacaklardı. Bu 46 milyar lirayı da söylemeyeceklerdi. Dördüncü madde konsültasyonu onları zorunlu bıraktı. Şimdi dördüncü madde konsültasyonu nedir? Ondan biraz bahsedeyim sevgili dostlarım size. IMF'nin kuruluş anlaşmasında var bu ve bütün ülkeleri inceleme yetkisi veriyor dördüncü madde konsültasyonu. Yılda bir kere bunu gerçekleştiriyor IMF. O ülkeye gidiyor ve bütün finansal sistemiyle ilgili ciddi bir inceleme yapıyor. Bu inceleme sonrasında da karanlık noktalar varsa ya da hatalı noktalar varsa hemen oraya müdahale ediyor sevgili dostlarım. Demek ki Türkiye'ye geldiğinde bankacılık sistemiyle ilgili bir inceleme yaptı IMF 4. madde konsültasyon nedeniyle ve bunun sonrasında da bankacılık sisteminde zararda görünmeyen ama zarara yazılması gereken bazı rakamları teşhis etti. Bunun sonrasında da BDDK'ya baskı yaptı diyor aslında Durmuş Yılmaz. BDDK'ya baskı yaptı ve bu konuyu hemen bankalara diretin, aksi halde ben açıklamak zorunda kalacağım dedi. Ama bunun sonrası muhtemelen gelecek sevgili dostlarım. Bakın, dördüncü madde konsültasyonu uygulansa da uygulanmasa da yabancılar Türkiye'yi sürekli olarak izlemeye ve incelemeye devam ediyorlar. Türkiye'de de aslına bakarsanız yabancı yatırımcılar ve yerli yatırımcılar bankacılık sistemindeki risklerden gayet net bir şekilde haberdar. Buna bağlı olarak da şunu görmek istiyorlar. Şeffaf bir şekilde bankacılık sisteminin risklerinin ne olduğunu bilmek istiyorlar. Yakın zaman içerisinde oluşabilecek her türlü hareket bankacılık sistemi kaynaklı olacak çünkü. Bankacılık sistemi sadece tek başına bir sektörel fonksiyon görmüyor. Bakın aynı zamanda borsada çok etkin. Borsadaki yükseliş ve düşüşleri etkiliyor. Yine bankacılık sistemi piyasaya sürekli olarak para yani kan pompalayan bir sektör. Bu nedenle eğer ki bankacılık sektörü ciddi bir sıkıntı yaşarsa yarın öbür gün batık kredileri nedeniyle başı derde girerse bunun bedelini bütün ülke hep birlikte ödeyeceğiz. 2001 krizini hatırlayın. 2001 krizinin en temel nedenlerinden birisi bankacılık sektöründe yapılan yanlışlardı sevgili dostlarım. Keza Amerika'daki 2007-2008 krizleri konut odaklı, inşaat odaklı gibi görülse de aslında finans sisteminde yapılan yanlışlardan kaynaklanıyordu. Orada oluşturulan türev piyasa, gölge bankacılık sisteminden kaynaklanıyordu. İşte bu nedenlerle bankacılık sisteminin şeffaflığı çok önemli. İki sistemin şeffaflığı önemli bankacılık sisteminde. Bir, Merkez Bankası ve Merkez Bankası'nın rezervleriyle birlikte para politikası. İkincisi de tabii ki bankacılık sisteminin bilançolarının ne kadar net olduğu. Bankalar tüm kriz ortamına rağmen karlılık açıklıyorlar. Hem de yüksek karlılık açıklıyorlar. İşte IMF şunu söylüyor. Sen karlı olduğunu söylüyorsun ama senin kalemlerin yanlış yerde duruyor diyor. Yani senin karlı gibi görünen kalemlerin aslında zararın doğru yere monte edilmemesinden kaynaklanıyor diyor. Sen batık kredilerini ısrarlı bir şekilde bilançonda göstermiyorsun. Bu nedenle de ben seni rahat bir şekilde okuyamıyorum, durumunu gözlemleyemiyorum diyor. Bakın bunun bir sonraki aşaması bankacılık sisteminin tamamen incelemeye alınması olacak. Bankacılık sistemi incelemeye alındığında çok daha fazla riskli kredi ile karşı karşıya kalınabilir. Ve bu riskli kredi ve batık kredi oranlarının artması demek Türkiye'nin borç bulmasının da zorlaşması ve ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya kalması demek sevgili dostlarım. IMF sadece sıradan bir dördüncü madde konsültasyonu yapmıyor aslına bakarsanız. IMF aynı zamanda Türkiye'nin bir fotoğrafını çekiyor şu anda. Ve Türkiye'de kendisine ne kadar yanlış bilgi verildiğini görüyor. Bu yanlış bilgiler üst üste konulduğu zaman ve özellikle uluslararası ekonomi çevrelerinde konuşulmaya başlandığı zaman Türkiye'nin CDS oranları da bir anda yukarıya doğru fırlayabilir. Türkiye'nin borç bulma ihtimali azalabilir. Sen getir bakalım defterlerini. Önce defterlerin ne kadar şeffaf,
onu görelim diyebilirler. Türkiye bu nedenle borçlarını çeviremezse ciddi bir para sıkıntısıyla karşı karşıya kalabilir sevgili dostlarım. Bakın, çok yakın zaman içerisinde bankalar sendikasyon kredilerini çevirmek zorunda kalacaklar. Eğer ki bu flu alanlar daha da çok konuşulmaya başlanırsa, bu flu alanlar daha da artarsa ve bu flu alanların ortaya çıkartılması için IMF gibi kuruluşlar tarafından baskı yapılıp rakamlar büyümeye başlarsa bankaların sendikasyon kredisi bulma ihtimali daha da zorlaşacak. Ve yine önemli bir ayrıntı, Türkiye'de kamunun ve özel sektörün kısa vadeli borçları var. 120 milyar dolardan bahsediyoruz. Yan faktörlerle birlikte neredeyse 170 milyar dolardan bahsediyoruz. Bu kısa vadeli borçların çevrilmesi isteniyorsa finansal cephedeki rakamların, bilançoların şeffaflığı çok ama çok önemli. Bu bilançolarla ilgili de bir sıkıntı varsa işte o kısa vadeli borçların da döndürülmesiyle ilgili sıkıntılar yaşanmaya başlanacak sevgili dostlarım. Bakın, Durmuş Yılmaz'ın tweet'i çok ama çok önemli bu noktada. Neden 46 milyar lirayı uzun süre bizden sakladınız? Bu bir anda ortaya çıkabilecek bir rakam değil. Türkiye'de IMF neden bulunuyor? Tamam, şu anda rutin görüşmeler için, rutin incelemeler için gelmiş olabilir ama bu incelemeler sonrasında size baskı yaptı mı? Bunları illaki bankalara uygulayacaksınız dedi mi? Ve bunun devamı gelecek mi? Bu soruları soruyor Durmuş Yılmaz ve bu soruları sormakta da son derece haklı sevgili dostlarım. Bakın, bu işin ucu hepimize dokunabilir. Bu iş hepimizi yaralayabilir ve Türkiye'nin ciddi bir finansal krize girmesini de beraberinde getirebilir. Gerçekten tablo buysa, yani bankalar bilançolarında olması gereken zararları göstermiyorlarsa, kalemleri farklı yerlerde göstererek zararlarını düşük, karlarını yüksek gösteriyorlarsa, yarın öbür gün bu ortaya çıktığında, ki ortaya çıkmış gördüğünüz gibi, eğer ki Durmuş Yılmaz'ın tweetinden anladığımız şey doğruysa, böyle bir durumda Türkiye'nin rakamları kararttığı düşünülecek ya da bankacılık sisteminin rakamları kararttığı düşünülecek ki bu da büyük bir riski beraberinde getirir sevgili dostlarım. Umarım bu yanlıştan, eğer ki varsa böyle bir yanlış, bir an önce dönülür, yoksa bedelini hep beraber öderiz. Evet, bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Videomu beğendiyseniz tabii ki dostlarınızla paylaşın. Kanalımıza abone olmayı da ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlarım.